Ömer, jandarma yarasak mı? Bir gidip gözümüzle görelim neler oluyor. Öyle ararız. Şimdi kim neyi niye yaptı bilmiyoruz ki. Tuzak mı, neyin peşindeler? Kuyruklarına bastın sen. Kadir! Abi dayanamıyorum, gelme! Sakın her yer mayın, gelme! Ömer! Ömer dur gitme hele! Senin yapabileceğin bir şey değil, jandarmaya haber verelim hemen. Tahir, sen jandarmayı ara. Kadir'i orada yalnız bırakamam. Kadir! Dayan, geleceğim! Abi sakın! Ayakta zor duruyorum, gelme sakın! Sana bir şey olmayacak. Merak etme, çıkacaksın oradan. Saklı Ömer'in nikahına girecektin ha? Siz Ömer'in annesi olmalısınız. Hoş geldiniz. Beni istemediğinizi biliyorum. Ama Ömer'i biraz seviyorsanız lütfen dinleyin. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Size saygısızlık etmek istemezdik ama... Kızım sende akıl yok mu? Ömer sana nikah kıyamaz. Onun nikah kimi alacağı belli. Sen göz göre göre Ömer'e de kıyarım, kendime de kıyarım diyorsun. Lütfen. Asıl biz ayrılırsak yazık olur bize. Ömer birazdan gelecek zaten. Biz eğleniyoruz. Lütfen mutluluğum zamanı olmayın. Kızım senin hiçbir şeyden haberin yok galiba. Ömer anlatmadı mı? Niye? Ne?
abi, Allah aşkına gelme. Bak, sana bir şey olursa kendimi affetmem. Sana bir şey olursa asıl ben kendimi affetmem Kadir. Ömer töresine karşı gelip sana nikah kıyarsa Ömer'i vururlar. Anladın mı? Ömer'i kara toprağa mı vermek istiyorsun? Oğluma yazık edersin. Kendine hepten yazık edersin. Nasıl vururlar? Nasıl yani? Daha önce nasıl vurdularsa öyle vururlar. Oğlum bir keresinde senin yüzünden ölümlerden döndü. Canını zor kurtardı. Yapma kızım. Ömer'i seviyorsan onun peşini bırak. Senin için savaşmakla uğraşıyordum. Hayatta kalmaya çalışıyordum. Senin için. Abi. Buradan çıkacaksın Kadir. Sonra da bunu yapan şerefsizlerin hakkından birlikte geleceğiz. Abi. Seninle hiç konuşamadık. Ben baba olacağım. Eğer bana bir şey olursa, yani eğer ben ölürsem, onlar sana emanet abi. Sana bir şey olmayacak Kadir. Galiba yine geç kalıyorum. Ama bu defa bekle. Hiçbir yere gitme, mutlaka geleceğim. Her şeyi anlatacağım sana. Bu defa verdiğim sözü tutacağım. Seni seviyorum. Belli ki oğlum da seni canı bahasına seviyor. Ama sizin sonunuz yok kızım. Fedakarlığı yapmazsan iki aşiret, binlerce insan birbirine düşer. Çok kan dökülür. Bana da başka analara da kıyma. Ben oğlumu iyi tanırım. Sana verdiği sözü tutmak için canını feda eder. Arkasından ağlamak istemiyorsan ne yap et, kendinden vazgeçir. Oğlumu bana bağışla.
yanındayım ben. Taksi bul, bir şey bul. Gidelim hemen buradan. Ömer gelmeden gidelim. Tamam canım, gideceğiz. Hiç merak etme sen. Ben onu görürsem gidemem buradan. Çabuk ol Onur. Ne olur çabuk ol. Başkan. Senin üzerinde hiç mi hatırım yok? Ömer başkasıyla nikah kıymaya kalkıyor ve sen kabul ediyorsun. Bana da haber vermiyorsun. Kıyamet kopar, bilmez misin? Kureyşe Hanım, ben üzerime düşeni yaptım. Bir felakete imza atıyorsun dedim. Ama senin oğlun Nuh dedi, peygamber demedi. Başkan, ne yap et bu nikahı kıyma. Vebali çok büyük olur. Taşıyamazsın. Kızına gözüm bir yerden ısırıyor. Hiç yabancı gelmedi. Nereden hatırlıyorum ben bunu? Belki de buralarda gördük hanım ağa. Bana da yabancı gelmedi. Geliyorum. Hemen. Ne oldu Celil? Ufak bir tatsızlık çıkmış. Şey olmuş. Ne olmuş Celil? Ne olmuş? Hanıma, sakin ol bak. Kadir ağamı kaçırıp mayına bırakmışlar. Ömer ağam yanındaymış. Korkmaya gerek yok. Jandarmalar da oradaymış. Ağam. Sınırdan haber geldi. Ömer oradaymış. Jandarmada intikal etmiş. Tüh. Desene bizim küçük ağa yırttı gene. Öldürme yani Allah. Öldürme Ömer usta. Mukadderat. Vadesi dolmamışsa biz ne yapsak boş. Daltonların durumu ne? İkisi Suriye'ye gitti ha. Dediğin gibi. Ötekiler burada. İyice tembihliler. Ortalarda görünmeyecekler uzun süre. Ama elimizin de altındalar. Merak etme. İyi. Aferin. Şimdi çıksın Ömer Efendi. Topal Abdül'ün karşısına paçası yiyorsa. Bugün iyice anlamıştır. Düzeni bozacak olursa öyle bir sıkımlı kurşunla kurtulamaz.
korkudan altına kaçırta kaçırta alırlar adamın aklını da canını da. Bildiğimiz mayın değil, özel düzenek var. Durun. Oğlum. Yaklaşmayın. Kadir. Kasten birileri bu mayına basmanızı istemiş. Celil, her kim ki oğullarımla, bizimle uğraşıyor, hesapları kesilecektir. Hele Kadir şuradan bir çıksın. Kimsenin gözünün yaşına bakmayın. Gel Emine abla, gel. Ben de seni bekliyordum. Uzatsana elini. Uzat elini. Delirsem senin gözünü uyar ya dilini kesirdim. Ama sen bir daha benim lafımdan çık. Onları da yapacağım sırayla, anladın mı? Yakarım seni Emine. Cayır cayır yakarım. Ben yalan konuşmadım ki, sen de biliyorsun. Susacağım kadar susmadın mı Zilan? Bütün kolay kalkmış, kolyeyi arıyordu. Bir şey dedim mi ben? Demedim ki. Gene bir şey söylemezdim mecbur kalmasam. Akıllı kadınsın sen. Ben senin yerinde olsam Kureyşe Ana'dan korkacağım ama benden korkarım. Bak Kureyşe Ana merhametlidir gene. Ama ben değilim, biliyorsun değil mi? Bundan sonra benim lafımdan çıkmayacağım. Ne istiyorsun benden Zilan? İşte sen hep hanımına soracağım böyle ne emrediyor diye. Anladın mı? Celil abi aradı şimdi. Kadir Ağa'yı sınırdan mayına sürmüşler. Jandarma uğraşıyormuş kurtarmak için. Kadir. Kadir'im. Bana ne oldu? Kız git şunun anasına haber ver. Bir de gebe mebe başımıza iş açacak ha. Gelsin kızına baksın. Hey Allah'ım, bir de günaha sokuyor beni ya. Of. Ne oluyor ya sabah sabah? Kadir Ağa'yı mayına bastırmışlar sınırla. Ne? Allah'ım sen Kadir Ağa'mızı koru.
Ne olmuş Kadira'ya? Mayına bastırmışlar. Jandarma gelmiş. Allah'ım sen yardımcı bize bağışla. Leyla. Hadi Leyla. Hadi canım. Çekelim. Niye? İmha işlemi başlayacak. Patlamayacaksa niye geri çekiliyoruz? Bağlantısı var düzenin ne olacağına emin olamayız. Lütfen geri çekelim. Gelin. Abi, hakkını helal et. Emin olmadığınız şeyi yapmayın o zaman. Başkası gelsin, dokunmayın. Şaşırtmacı olabilir, düzenek bozuk olabilir. Önlem alıyorsak yine ol lütfen. Abi git artık. Allah aşkına git. Kadir. Patladı. Aman yarabbim. Allah'ım sen yardım et. Düzenek sahteymiş. Biri sizi korkutmak istemiş. Koçum. Hadi. Hadi. Seninle geleyim Batman'a. Tamam. Yapamam ben burada daha fazla. Tamam canım. Hadi bak araba yola gelecek. Taksiyi çağırdım. Evi tarif edemedim. Hadi. Hadi Leyla'cığım.
Benim İstanbul'a gitmem lazım. Yok, ben burada kalırsam biz ayrılamayız Ömer'le böyle. Allah'ım, nasıl bir kabus bu? Lütfen Ömer'e bir şey olmasın. Leyla'cığım, kimseye bir şey olmayacak. Hadi canım. Ağam kurtulmuş. Kurtulmuş ağam. Şaşırsın yarabbim. Kadir. Yanlarına kalmayacak, merak etme. Kalmayacak abi. Kalmayacak. Andolsun kalmayacak. Benim şimdi hemen gitmem lazım. Anlatamadım sana. Leyla burada. Beni bekliyor. Git abi git. Hayat kısa. Şu halimize bak. Heh. Siz Celil'le jandarmaları halledin. Bir iki saat sonra buluşur, neyi nasıl yapacağımızı konuşuruz. Tamam abi. Oğlum! 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 Ağam nereye? Nereden başlayacağız? Arayacağım Celil, arayacağım. İfade vermeden gidemezsiniz. Tamam, bir yere kaçmıyoruz. Düşün peşini. Ay kız Kadir'e bir şey olursa yandık biz. Mahvolduk. Öldük bittik ya. Yani. Of. Dua edelim de hakkat gebe ol. Kadir Han kurtulmuş. Kadir Han kurtulmuş, şimdi aradılar. Ne diyor kız sen? Anam. Anam şükür kadın kurtulmuş. Çok şükür yemiş Kadir. Sağ ol kız, sağ ol. Aman aman aman. Verilmiş sadakamız varmış. Ne yapardık biz? Şükür. Ama kız, dur hele. Her şerde bir hayır vardır. Eğer gebe değilsen, Kadir'e bir şey olacak korkusuyla bebeği düşürmüş oluverirsin. Yok ana, ben onun daha iyisini düşündüm. Yok yok, sen hiçbir şey düşünme. Sen benim dediklerimi yap yeter. Başın zaten yeterince belada. Ana. O bebeği Dicle düşürtecek. Sen bana güven, bekle de gör. Kız sen oldun ha. Aferin. O kımbıl babam da hala Kureyşah'ı arayacağım deyip dursun. Sanki büyük bir olacak da. Ya ana ya. Ay çok şükür. Hadi ana sen dön konu. Bak bir şeyim yok. Geçti gitti. Celal, sen ilgilen artık. Kadir'in peşini bırakma. Ömer'e de elleşmeyelim. Belli ki kızın peşinden gitti. Hanımağam, kız gitmiş midir ki? Başkanı aradık ama gene de Ömer ağam bir yolunu bulur, biliyorsun. Gitmiştir, gitmiştir. Ya Ömer'i sevdiğinden gitmiştir. Ya da gözünü korktuğundan gitmiştir. Alo. Hanımım, benim Mahmut. Hayırdır Mahmut? Yine hastalık işinde. Konularda beni arama. Celil'i ara. Hanımım, bu diyeceğim Celil'e diyemem. Sadece sana derim. Dinliyorum Mahmut, dinliyorum. Pehlivanların kızını gelin almışsınız. Hasımlık bitmiş. Hayırlı olsun.
Allah Ömer Ağa'ma boy boy oğullar nasip eder inşallah. Hanım ağam, senden bir şey isteyeceğim. Pehlivanların kızına benim kızımı ezdirme. Ben zaten burada ömrümü heba ediyorum. Bari kızım rahat etsin. Hem zaten ikimiz de ne yaptıysak çocuklarımız için yaptık, öyle değil. Kızını merak etme Mahmut. Gelinimdir. Torunlarımın anası olacaktır. Hadi başka bir şikayetin olursa Celil ara. Hemen kula. Gidiyorsun sevgilim? Geldim. Ne oluyor sana Leyla? Vazgeçtim ben Ömer. Evlenmeyeceğim seninle. Ne demek vazgeçtim? Saçmalama Leyla. Benimle geliyorsun. Bir an önce evleniyoruz. Ondan sonra istediğin kadar kızarsın, bağırırsın, çağırırsın, çekerim. Ömer, istemiyorum diyorum. Niçin anlamıyorsun? Ne diyorsun sen Leyla? Bak. Ben İstanbul'daki Ömer'e aşık olmuştum. Sevemedim buradaki Ömer'i. Birkaç güzel gün yaşadık, tamam. Ama ben seni sevmediğimi anladım. Kusura bakma. Ne saçmalıyorsun sen Leyla? Benimle geliyorsun. Ömer, ya deli misin, nesin ya? Bırak kızı, bak polisi arayacağım diyorum sana. Ömer, ya. Ömer bırak dedim sana. Bırak. Uzat kollarını. Ne oluyor? Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Bıraksanıza, ne yapıyorsunuz? Leyla! Leyla gitme bir yere. Sana inanmıyorum. Her şeyi konuşacağız. Selin, nereye götürüyorlar onu? Sen mi aradın Selin? Hayır, ben aramadım. Onlar Ömer'in peşindeymiş belli ki. Leyla, Leyla'cığım bak bu hayat sana göre değil zaten. Ne olursun, korkuyorum ben, gidelim artık. Selin. Allah'ım, ne yapacağım ben? Anne, niye geldin yine? Ceylan, kızım bak ne olur yapma böyle. Hadi konuşalım, eve dön. Böyle otel köşelerinde bırakmam ben seni. Anne, ne olur inatlaşma benimle. Hadi bak burada da görünme, git eve, ben giderim, akşama konuşuruz. Geleceksin ama değil mi? Anne, geleceğim, tamam. Hadi git şimdi. Senin böyle güzel kızın vardı da bizden niye sakladın? Adana'daki işler bitti. Sıra buraya mı geldi? Ha, arada bir işimiz düşüyor. İyi ki de düşüyor. Bak, senin gibi eski dostlarla karşılaşıyoruz. Kızım çok güzelmiş ama. Sesi de var mı? Yok. İşi olmaz seninle. Uzak dur. Anasına bak, kızını al demişler Gülbahar. Ne kadar daha saklanacak? İşe erken başlasın, öğrensin. Daha iyi değil mi? Hasan, kızımdan uzak dur dedim sana. Ne manyak karısın lan sen Gülbahar.
Beni mi korkutacaksın? Dikleniyor. Hem kafamı attırma benim ha. Borç senetlerim benim kasamda hali. Borcumu ödüyorum Hasan. Kızımı karıştırma. Bak, eski günlerin hatırına Halil'e bir şey demeyeceğim. Düş yakamızdan. Kimdi o adamlar? Boş ver şimdi. Lüzumsuz insanlar. Bak bu otelde kalamazsın kızım. İzin mi alıyorsun? Ne yapıyorsun? Çabuk eşyalarını topla gidiyoruz. Ölürüm seni burada bırakmam Ceylan. Hani yine ne belalar açıyorsun başımıza? Bela açılmasın diye uğraşıyorum kızım. Yürü dedim. Çabuk topla eşyalarını gel. Yürü. Çabuk kızım bekliyorum burada. Ana. Ah ah. Of of. Sen kemiği çekmişler ha. Çok geçmiş olsun hanımam. Hoş geldin. Ne oldu sana? Şey, bir şey yok hanımam. Göster bakayım. Oo, nasıl yaktın bunu sen? Ocağı temizliyordum. Izgara çok ısınmış. Yapıştı bir de. Etimi kavurdu vallahi hanıma. Anacığım. Ödüm koptu ya. Ödüm koptu ya Kadir'e bir şey olursa diye. Allah Kadir'imi bize bağışladı. Evladına bağışladı güzel gelin. Hoş geldin Kureyşe ana. Öldük öldük dirildik vallahi. Çok şükür geçti ha. Geçti inşallah geçti. Allah kaderimi oğlumuza bağışladı anacığım. Ya bir beladır dolanıyor başımızda. Hayırlısı. Hanımam nasılsın? İyisin inşallah. Zilan bayılmış Kadir'i duyunca da haber verdiler. Hemen koştum geldim. Çok şükür Rabbime. Aman dikkat et güzel gelinim, yüklüsün. Siz de ne diye pat diye haber veriyorsunuz hamile kadına? Neyse, ben de gidiyordum zaten. Haydi kalın sağlıcakla. Anacığım biz de seninle yukarı çıkalım. Ya şöyle bir sakinleşelim, öldük ya. Emine abla da iki kahve yapsın bize. Karşılıklı içelim. Ah. Tokadı. Şimdi doğuracak ya Sabip kıymete bindi. Ağam ne oluyor? Yok bir şey Celil. Kadir içeride mi? İçeride ağam. Tamam bekleyin burada. Arasında da yoklar öyle mi? Yok. Hiçbiri değil. Sen adamları tanımıyorum diyorsun. O zaman onlar seni nereden tanıyor da mayın tarlasının ortasına bırakıp gittiler? Belli ki bir husumet olmuş. Söyledim ya komutan. Suriyeli Abdül denen herifin adamlarıymış işte. Abime gözdağı vermek istediler. Konu bu. Gel. Ömer Bozbey'i getirdik komutanım. Gelsin içeri. Çıkarın o kelepçeleri çabuk. Ne yapıyorsunuz siz öyle?
Kaçmışsın olay yerinden. Onlar da biraz abartmışlar anlaşılan. Kaçmadım komutan. Geleceğim dedim. Ama askerleriniz yanlış anladı demek ki. Sen tanıyor musun bu adamları? Seni aramışlar ilk, öyle mi? Biz böyle adamları tanımayız komutan. Suriyeli Abdül'ün adamlarıyız dediler. Telefonda 2 dakika konuştuk. Kadir anlatmıştır. Aynı şeyleri söylediler. Demek ki işlerine taş koyduk. Bulunacaklar bir şekilde. Bak Ömer ağa, kendi başınıza bir işe kalkışmayın sakın. Gereken neyse biz halledeceğiz, anlaşıldı mı? Bizi durdurmaya çalışmayın komutan. Köylü size değil, bize konuşur. Biz buluruz, siz gerekeni yaparsınız. Siz biraz daha konuşsanız biz hem bulacağız hem gereğini yapacağız da. Biz bildiklerimizi anlattık komutan. Anne ya, hep de böyle zamanlarda canım acırken hissedersin. Sabahtan beri bu yüzden arıyordu demek ki. Anneciğim, hasta vardı, duymamışım. Nasılsın? Arayacaktım. Neredesin kızım sen? Gece boyu aradım. Ne hastası? Ben uçaktan indim. Taksideyim şimdi. Yarım saate varırız diyor şoför. Kamyonda eşyaları getiriyor. Elimde ne adres var ne bir şey. Çok kızdım bak. Anne, Mardin'e mi geldin sen? Tamam, bir dakika dur. Sen o zaman şimdi şoföre söyle de senin saat kulesini oraya getirsin. Ben yarım saati orada olurum, tamam mı? Şey bak, Selin de yanımda zaten. O da ziyarete gelmişti beni. Birlikte geliriz, tamam mı? Vallahi yüreğine iniyordu Leyla. Bilmediğim, etmediğim yerde kaldım dedim. Allah aşkına acele et. Çok gerildim. Tamam anne, tamam. Hadi. Affedersiniz, biz geri dönüyoruz. Peki efendim. Abi bence bu işte Halil'in işi diyeceksin değil mi? Ya kesin Halil. Ya da o kansı Suriyeli'yle birlikte yaptılar. İşlerini bozduk ya. Ağam ne yapıyoruz? Ben gidip Halil'le konuşacağım. Kadir, siz de köylere dağılın, bulalım şu herifleri. Abi tek gitme. Hadi Kadir, hadi. Ne diyorsam o. Sadık. Hemen Leyla'nın peşine düş. Nerede kalıyor? Otelde mi, evde mi? Tamam mı? Tamam. Şimdi içeride de gördüm ki kim bu destursuz. Bir de ne göreyim, bizim damatmış. Siz çıkın lan dışarı. Ömer ağa artık benim aslım değil, damadımdır. Öyle her gelişinde ensesinde beklemeyin. Hadi çıkın. Şimdi konuş bakalım. Ne diyeceksen. Adam gibi konuşalım. Bu Suriyeli Abdül senin ortağın mı? Suriyeli Abdül. Ben herkesle çalışırım.
Benim için fark etmez. Herkes de iş yaparım. Ne olmuş? Bu sabah olanları duymadım deme bana Halil. Mısır'daki Sağır Sultan bile duydu Ömer. Ama ben sana ne dedim? Seni uyardım. Sen ne yaptın? Yok ona toprak vereceğim. Yok ötekine çiçek yollayacağım. Yok berikine meyve sepeti yollayacağım. Düzeni değiştireceğim. Ne oldu? Az kalsın size yazık oluyordu. Öyle her işe çomak sokmayacaksın Ömer. Her işe burnunu sokmayacaksın, her işe karışmayacaksın. Bana laf kalabalığı yapma. Sade'de gel. Bu adamlarla iş yapıyor musun sen? Bu sabah olanlarla yakından uzaktan bir alakan var mı? Ya ben adamı tanırım dedim. Tetikçisiyim dedim mi? Demedim. Bana bak Halil. Ben oyun oynamıyorum. Bu işe karıştıysan verecek hesabın var demektir. Adam gibi konuş şimdi. Dua et lafına kıymet veren biri var karşında. Cezanı kesmeden önce soruyorum. Onlar mal getirirler. Ben alırım, mal veririm. Gerisi de beni ilgilendirmez. Kimsenin ayağına dolanmazsan başın ağırmaz. Öyle olsun. Ama bu adamları yer yarılıp içine girseler de bulacağım. Ve eğer bu işin arkasında senin olduğunu söylerlerse... seni bitiririm. Acımam. Bu işin arkasında ben olsaydım emin ol kardeşinle seni o topraktan kazırlardı. Beni de bir daha buraya tehdide gelme. Damat mamat dinlemem. Alırım ifadeni. Gereğini yaparım. Eğer buraya bir daha gelirsem seni tehdit etmeye değil, söylediğimi yapmaya gelirim Halil. Ay çok güzel buralar. Bayıldım. Sanki açık hava müzesi. Kızın şansı tabii fazla teyzeciğim. Bak zaten evi de tuttu. Artık senin de benim de bir ayağım burada. Gelmedik mi daha? Burası anneciğim gel. Leyla. Senin betin benzin atmış yavrum. Yoksa hasta falan olduğunda bana mı söylemiyorsun? Yok anneciğim uykusuzum. Selin'le sabahladık da o yüzden. Tabii canım. Oo konuşacak öyle şey birikmiş ki. Fazla teyzeciğim sabaha kadar konuş bitmedi vallahi. Ay senin kızda da bir çene var. Susmadı ondan. Değil mi? Ama bugün yorgunuz değil mi canım? Koyar kafayı yatarız hemen. Aynen. Siz de yorgunsunuz zaten. Avlu var ayol. Dur bakayım. Canım elimden geleni yapıyorum. Ben yapamıyorum. Ay bayağı büyük buralar kızlar. Tam ilgileniyorum ben. Geldim. Doktor hanım. Taşınıyor musunuz? Nasılsın canım? Ben iyi sayılırım da siz? İyiyim.
Uykusuzum, yorgunluk işte. Hadi hayırlı olsun doktor hanım. Ceylan, gel kızım. Ben uğrarım sonra yardıma. Bekleyin. Halil'in ağzını yokladım. Benim bilgim yok diyor. Ya Allah aşkına ben yaptım demeyecek ya abi. Bana sorarsan da bu işin bir ucunda Halil var. Ama emin olmadan bir şey yapamayız. Bir şüphe yüzünden her şeyi yakamayız. O yüzden adamları sağ bulup konuşturmak zorundayız. Karakoldaki listede birini tanıdım. Tanıdım ama komutana belli etmedim. Şehmuz Demir diye bir iblis. Sağa sola bakıyoruz, soruşturuyoruz. Onu bir elime geçirsem. Hadi gel. Dönelim. Celiller devam eder. Sen karını bir gör, konağa geçip. Abi benim bunları bulmam lazım. Kadir, bulacağız. Yanlarına kalmayacak. Hadi gel. Abi şunlarla bir konuşalım, öyle dönelim ha. İyi. Herkesi. Yengeniz yeni evine taşınmış. Gidip yardım edeceğiz. Hadi. Hadi. Başım sınav. Ah, güle güle otur kızım. Çok güzel. El ele verdik mi iki günde buraları çiçek gibi yaparız. Bak bu avlu içinde ne anne, yapalım? Anne, o kadar uğraşıp yorulmana gerek yok. Eşyalar gelsin, bir temizler yerleştiririz zaten. Hem ev kiralık. Kızım zırt pırt taşınacak mısın? Rahatını düzenini kurar yaşarsın işte. Eşyalar geldi. Nasıl söyleyeceğim ben anneme? Nasıl anlatacağım? Güzel gelinim. Yakında sen benim torunumu doğuracaksın Allah'ın izniyle. Öyle her bir şeye üzüntü yapma kendine. Oldu mu güzel kızım? Ya yapmayayım diyorum da ana. Sen de çok kırıyorsun ben ha. Bak o muskayı da ben koymadım. Kolyeyi de ben almadım. Ama kapındakinin lafıyla düşürdün beni gözünden. Demek ki senin hiç itimadın yok bana. Hiç ihtimadım olmaz olur mu kızım? Ben senin ananım. Döverim de severim de. Sen öyle gönül koymayacaksın tamam mı? Kadir! Ay şükür sağ salim döndün evimize. Aman yüreğim oynadı her yerinde. Dur kız dur. Ya ben iyiyim de sen nasılsın? E senin için düştü bayıldı dediler. Aman ha Zilan, gözünü seveyim dikkat et. Ya yok, ben öldüm öldüm dirildim diyorum, sen ne diyorsun ya? Sen geldin ya, iyisin ya. Ben de iyiyim şimdi.
Abi. Hoş geldin. Çok korktum. İyisin değil mi? İyiyim gülüm, iyiyim. Sıkıntı yok, geçti. Çok geçmiş olsun Kadir abi. Vallahi Allah korudu. Eyvallah Dice, sağ ol. Oğlum abi nerede? Beraber gelmediniz mi? Ana abimin bir işi varmış. Beni bıraktı gitti. Hadi Kadir'im biz de yukarı çıkalım o zaman. Hamamı hazırlayayım sana. Ya ne? Uzanalım, dinlenelim biraz. Ya büyük geçmiş olsun. Ah. Oh. Söyle Sadık, buldun mu Leyla'yı? Tamam, yolla adresi hemen. Anamın da selamları var Kureyşe Hanım. Aleyküm selam. Çok geçmiş olsun diyor. Sağ olsun. Ya artık başınızdaki belaları da aldıysa bir el öpmeye gelinsiniz diyor. Gideceğiz kızım, gideceğiz. E başımızdaki belalar eksilmiyor ki, görüyorsun sen de. He. Abim arıyor. O da duydu herhalde. Buyur abi. Neredesin kız sen? E nerede olacağım abi, konaktayım. Bana lazımsın. Doktor hanım taşınmış yeni evine. Oraya gideceğiz, halatır soracağız. Geliyorum seni almaya. E hemen şimdi mi geleceksin? Tamam abi, bekliyorum. Abim beni almaya gelecekmiş Kureyşe Ana. Konuşacaklarımız var diyor. Ya tamam kızım. Hayırlısı olsun. Hadi ama biraz çabuk ne olur. Abla kaç saattir direksiyon sallıyoruz, biraz soluklanmayalım mı? Aşağı var diye dedim. Çabuk bitsin yani. Sonra rahat rahat dinlenirsiniz. Anne anlatacak mısın bana? Kimdi o adamlar ve niye onlardan kaçıyoruz? Adana'dan tanıdığım insanlar işte. Sağlam papuç değiller. Hiç görmeseydik keşke. İnatla geldin otele. Bırak bana laf sokmayı şimdi sen. Bak, çok dikkatli olacaksın, tamam mı? Anne, evden çıkarken kapıları üzerime kilitliyorsun. Bir işe gidip geliyorum. Ve korkutma beni, ne oluyor? Sonra bakarız. Aman onları yavaş indir. Kırılmasın, olur mu oğlum? Şunlar da mutfağa gidecek. Yavaş yavaş. Şöyle.
Hürmetler efendim, saygılar. Halil Pehlivan ben. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak, kimseyle konuşup görüşmeyeceksin, tamam mı? Şu doktor kızla bile. Yardıma gelelim dedim. Buyurun, buyurun. Leyla. Kızım, misafirlerin geldi. Hayırlı uğurlu olsun doktor hanım. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun. İş güç vardır şimdi. Gelelim ucundan tutalım dedik. Teşekkürler, ne zahmet ettiniz. Hiç gerek yok. Merhaba, ben Selin. Leyla'nın doktor arkadaşıyım. Memnun oldum. Dicle. Halil Bey. Ha, bahsettiğin merhabalar. Merhaba, memnun oldum. Memnun oldum. Ay, sizin adamlar da maşallah arı gibi her şeyi hallediverdiler. Ne lazımsa emredin efendim, hallolur. Bizim için doktor hanımın rahatı her şeyden önemli. Bu havluyu da bir adam etmek lazım. Şöyle toprağı kaldırmak, böyle şu taşları bir yıkamak lazım. Ne bileyim, sonra şu havluya da bir oturacak yer yapmak lazım. Leyla, duydun değil mi kızım? Halil Bey her şeyden ne kadar iyi anlıyor. Ay ne kadar güzel, ne kadar güzel. Vallahi içim rahatladı. Ben de sabahtan beri neyi nasıl yapacağım, neyi halledeceğim diye düşünüp duruyordum. Tanıdığımız kimse yok da. Estağfurullah efendim. Beni tanıyorsunuz ya, o yeter. Hallolur hepsi bugün yarın. Gittim evine. Ama konuşamadım. Annesi burada. Nikah kıyılacağı gün gelmiş, ev taşıyor. Bir de bana haberi yok diyordu. Ne anlayacağım ben şimdi bundan Tahir? Ya bu kız akşamdan sabaha başkası mı oldu? Hiç inanmadım sana anlattıklarına. Allah biliyor. Ya bir insanın yüzü gözü belli eder. Belki de anası caydırmıştır ha. Ondan diyemiyordur. Ben de annemi, ailemi, aşireti, hatta Leyla'nın kendisini karşıma alarak evlenmeye kalktım onunla. O da alacak. Gerekirse herkesi karşısına alacak. Anne, ne yapıyorsun sen? Çay götüreceğim doktor hanımlara. E bana kızıyorsun, konuşma diye kendin çay götürüyorsun. Neyse, geleyim ben de. Hayır, karışma sen benim işime. Girsene içeri. Ne var Hasan, ne oluyor? Gülbahar, şimdi Adana ile konuştum. Sordum borcunu. Bana 95.000 daha borcum var. Vereceksin kızı, sileceğim borcunu. Hasan, delirme. Borcumu ödüyorum, ödeyeceğim. Ben de sana verecek kız yok. Bak, kaşınma hiç. Halil'e derim, alır aklını. Oo, sen kimi yiyorsun kızım? Halil Ağa'nın hevesi geçmiş senden. Elini çekmiş üzerinden. Hatta geçenlerde yerden yere savurmuş seni. Yarın kızı otele gönder. Bak, beni tanıyorsun. Uğraştırma. Anne, ne oldu? Kim arıyor? Ceylan. Topla pılını pırtını. Yarın gidiyoruz buradan. İstanbul'a gidiyoruz. Buyurun, acıkmışsınızdır, hadi gelin. Tamam komutan, geç şöyle, çekil. Halil Bey, niye zahmet ettiniz bu kadar? Estağfurullah, ne zahmet.
Abi, çok geç oldu. Beni konağa bıraksınlar. Şimdi yemeğe beklerler. Tabii Dicle'cim, yeni evlisin sen. Beklemesin eşin. Öyle vallahi. Eşim bekler. Ha abi. Dur dur, bekle biraz. Birazdan beraber gideriz. Aa Halil Bey, vallahi bir kahvemizi içmeden şuradan şuraya bırakmayız. Değil mi Leyla? He zaten mutfak da hazır. Şuradaki yemekler bir bitsin, ben hemen yapıveririm bir kahve. Sağ olun, eksik olmayın. Rüstem. Dicle'yi eve götürün. Hayırlı olsun tekrardan. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi, İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Ne iş yapıyorsunuz Halil Bey? Anneciğim, Halil Bey... Aa. Efendim şöyle, bizim taş ocaklarımız var. Tarlalarımız, topraklarımız var. Yani inşaatlar yapıyoruz. Böyle nakliye işi falan. Bir nevi holding yani. Aynen öyle işte. Aynen öyle. Şimdi ben bu akşam bunu olmadı sayıyorum. Yarın akşam bize bekliyoruz bu konağı. Anam da çok sevinir. Beraber yemek yesek. Ha? Ağırlayalım sizi. Ay tüh. Ben de gelmek isterdim. Ama yarın ben Batman'a dönüyorum. Malum iş güç. Siz de bir dahaki sefer ağırlarız o zaman. Vallahi biz geliriz. Değil mi Leyla? Sana da değişiklik olur. Kızım, annenize zahmet olmayacaksa. Yok canım, estağfurullah. Ne zahmeti? Bir yarın olsun da bakarız anneciğim. Sabah erken gidiyorum ya işe. Şeyin içine. Nasılsın, iyi misin? Duydum Kadir Bey. Çok geçmiş olsun. Çok korktum size bir şey olacak diye. Yani otelde tüm arkadaşlar çok korktu. Geçti gitti. Nasılsın? Kadir Bey, biz taşınıyoruz buradan. Onu haber vermek istedim size. İşe de gelemeyeceğim artık. Ne? Nasıl taşınıyorsunuz? Nereye? Şey... Anneannem hastalanmış çok. İstanbul'a onun yanına gidiyoruz. Bakacak kimse yok. Mecbur annem gidiyor. Ben de onunla gidiyorum. Ne zaman? Yarın. Yarın mı? Ya bu kadar çabuk. Bak şöyle yapalım. Sen yarın otele gel. Hesabını kapatmaya. Oturup bir konuşalım. Hani çözüm falan. Gelemem herhalde. Ben şimdi kapatıyorum. Çok teşekkürler her şey için. Görüşemezsek yani. Tamam Ceylan. Tamam. Hoş geldin kızım. Ne oldu, ne diyor Rabbin? Vallahi Kureyş Ana. Anamın da abimin de derdi aynı. Ömer gelip el öpmedi diyorlar. E hükümet nikahı da yapılmadı hala. Bunlar bizi mi oyalıyor diyorlar. Yani abim diyor ki sözler tutulmuyorsa barışın ne kıymeti var? Nasıl inanalım? Allah Allah. Kızım düğün dernek yaptık. Sen artık bizim gelinimizsin. Bunun dönüşü yok. Az sabretsinler, kıyacağız nikahı. Haklısın anacığım. Ben de öyle kıvırdım zaten. Bu akşam konuşacağım Ömer'le. Yarın akşam gideriz çaylarını içmeye. Ama sen sakın ha geleceğiz falan deme. Ne olur ne olmaz. Mahcup olmayalım. Ben idare ediyorum. Ederim de biliyorsun. Ama milletin de ağzına laf vermemek lazım Kureyş Ana. Tamam. Ben halledeceğim kızım.
Kadir. Geçmiş olsun Kadir'im. Bugün büyük bir badire atlattın ha. Abi eyvallah her şey için. Geç otur. Celillerle buluştum. Oradan geliyorum. Hı-hı. İz üstündeler ama elimiz boş diyorlar. Yahu kesin Halil yaptı. Yok diyor namussuz ama. İnandın mı sen? İnanmadım. Ama nasıl olsa yakalayacağız adamları. Göreceğiz bakalım hep beraber doğru mu söylüyorlar, yalan mı? Hadi bana eyvallah. Ömer, nereye gidiyorsun? Bugün yarım bıraktığım işi tamamlamaya. Gidip dayanacağım kapısına. Yoksa bu gece sabah olmayacak bana. Abi. Bugün benim için canını içe saydın. Eyvallah. Şükür ki varsın. Hep var ol. Sen de benim için aynısını yapardın Kadir. Abimin nesi var? Gene kız meselesi mi? Ben abime dedim. Gene bugün böyle burada oturuyoruz. Ya bu aşk akıllı insan işi değil. Akıl işi değil ki zaten Kadir'im. Akıllı insan işi olsun. Gönül işi demeleri boşuna mı? Gönül de aslında senin değil. Ona veriyorum, ona vermiyorum diyesin. Yani dur desen de durmayacak yani. Öyle mi? Vallahi çok makbule geçti Halil Bey. Çok yaşayın. Ne demek efendim? Ne demek? Siz memleketin değerli muallimelerinden misiniz? Leyla Hanım, Selin Hanım memleketin diğer ucundan buraya kadar gelmişler bizlere hizmet etmek için. Sizleri koruyup kollamak bizim boynumuzun borcudur. Sağ olun her şey için Halil Bey. Zahmet ettiniz. Ne demek? Ne zahmet? Rica ederim. Yarın bekliyorum ha. İnşallah. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni arayın mutlaka. İnşallah kurtuldum şu kızdan da. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Size de iyi akşamlar. Çok zahmet oldu size. Her şey çok lezzetliydi. Ellerinize kesenize sağlık. Halil, sana bir şey diyeceğim. Çok önemli. Hayat memat meselesi. Ya hadi gir içeri. Allah'ını seversen gir içeri, gir. Kapat şu perdeyi de taze gelin gibi nazlanma bana. Burada ölsem kılın kıpırdamayacak değil mi Halil? Bu dünyada daha kimse kıskançlıktan ölmedi Gülbahar. Hadi gir içeri. İyi geceler. Yani anne yatıya da davet etseydin adamı. Aşk olsun kızım, ne biçim konuşuyorsun öyle? Geldin şuraya bir başınasın. Belli ki nüfuzlu efendi bir adam. Sana da sahip çıkacak. Kötü mü yaptım? Vallahi canım bu konuda fazla teyzeme katılmadan edemeyeceğim. Burada yaşayacak olan benim. İlişkilerime karışmasanız daha iyi olmaz mı? Ben kurarım kendi dengelerimi. Ayrıca kimsenin sahiplenmesine de ihtiyacım yok yani.
yeter ama. Bu kadar şov çekemeyeceğim yani. Siz durun lütfen, geçin içeri anne. Ben konuşurum. Kibarca söylerim ne diyeceksen. Hadi. Hadi. Ay tamam tamam. Gel Fazla teyze, gel. Leyla, bana neler olduğunu anlat. Aa, bunun ne işi var burada Selin? Fazla teyze, sakın karışma lütfen, lütfen bak. Ne oldu da bu sabah evlenmek üzere olduğum kadın gece bana niye kapımdasın der gibi bakıyor? Bir şey olduğu yok Ömer. Vazgeçtim. Yanılmışım. Kafama bir saksı düştü farz et. Şu anda neden buradayım biliyor musun? Emin olmak istedim. Çok canını yaktım Leyla'nın. Verdiğim sözleri tutamadım. Ona hırslanmıştır. Belki şimdi pişman olmuştur sabah söylediklerinden dedim. Pişman değilim. Sen bunu planladın mı Leyla? Annen burada. Evleneceğimiz gün yeni eve yerleşiyorsun. Nasıl oldu bütün bunlar? Ömer niye anlamıyorsun? İstemiyorum seni. Seni sevmiyorum. Sana bakınca bunu görüyorum. Yapma bunu bize. İstemiyorum Ömer. İstemiyorum. Bak, bak duyuyor musun? Kız istemem dedikçe nasıl üstüne geliyor? Bir şey yapacak kızıma. Fazla teyze, fazla gitme. Bırak Allah aşkına Selin. Teyze. Ben sana söylemedim mi kızım o defteri kapadı diye? Ha? Başkasıyla diye. Hala niye düşüyorsun onun peşine? Buralarda da mı buldun? Çek git yoksa polis çağırırım. Gerek yok. Ben gelmesini bildiğim gibi gitmesini de bilirim. Hadi yat sen hadi. Sabah erken kalkacağım. Bir sürü iş var hadi. Ne oldu Halil? Yoksa Dicle'min nikahı var yarın. He? O da olacak ana. O da olacak. Yarın akşam doktor hanımın anası yemeğe gelecek. Sen şimdi kadınları topla, donatın sofrayı. Bir kuş sütü eksik olmasın ha. Doktor hanımla anası yemeğe gelecek ha. He. Halil, bak sen iyice aldın başını gidiyorsun ha. Ya ana. Boş ver sen beni. Uzatma. Dediğimi yap. Ha? Hadi hayırlı geceler. Hadi. Estağfurullah. Hey. Hey fidem, hey. Nedir benim bu evlattan çektiğim? Sen sabır ver ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Oğlum, şükür geldin mi? Geldim işte ana. Oğlum kimmiş neymiş öğrenebildin mi? Bir haber var mı bizimle, kim uğraşıyor? Bulacağız. Sen düşünme bunları. Gördün mü başımıza gelenler? Bir de İstanbullu kız diyorsun.
Dertsiz başımıza dert. Oğlum, bak kızmazsan bir şey diyeceğim. Bu İstanbullu kız perişan etti seni. Gel vazgeç şu işten. Bak yarın akşam gidelim, el öpelim, nikah kıyacağız diyelim. Bas imzayı Dicle'ye, sıyrıl bu işten. Evliyim dersin, kurtulursun. Ana, İstanbullu kız falan yok artık. Alma ağzına bir daha, kapat. Tamam oğlum, demeyeceğim bir şey. Seninle sabah konuşuruz. Zilan gene oturtuldu baş köşeye. Gebe kaldı ya, Kureyş'a hemen unuttu yaptıklarını. Hevallah, bak ağzımdan aldın lafı. Ne öyle sırtında taşıyacak vallahi Zilan'ı. He. Gel gel, üstüme gel. İyice delireyim, elimden bir kaza çıksın. Ya kızma, tamam. Ben gördüğümü diyorum. Ne yapacaksın? Sen de hemen gebe kalacaksın o zaman. Ben bilirim ne yapacağımı. Senden akıl alacak değilim. Yine geç kalıyorum. Ama bu defa bekle. Hiçbir yere gitme. Mutlaka geleceğim. Her şeyi anlatacağım sana. Bu defa verdiğim sözü tutacağım. Seni seviyorum. Anne seni seviyorum. Ben de seni seviyorum sevgilim. Affet beni hemen. Affet ne olur. Akşam geldim odaya. Baktım sızmışsın. Gömleğini falan ben çıkardım. Kızmadın ya. Hani rahat et diye yaptım. Yok. Tamam sağ ol. Ömer. Kızdın sen bana anladım. Affet. Bir daha yapmayacağım. Sen de çıkmam sözünden. Tamam Dicle. Uzatma, kızmadım. Yok bir şey.
Kime kızdın o zaman? Kimseye kızmadım. Sabahları sinirli olurum ben. Üstüme gelme. Nereden bileyim ki ben? Öğrendin işte. Aferin anama, aferin. En güzel yemekler hazırlat. Donat masayı. Halil. Heh. Bak sana hayır diyemiyorum diye yapıyorum. Yoksa ne doktor kızı ne de anasını ağırlarım ben evimde ha. Ana bak böyle konuşma, böyle konuşma. Bak daha da bozuşacağız seninle, iyice bozuşacağız ya. Benim başımın tacı olan sen de başın tacı olacak ona göre. Kolay gelsin ablalar, kolay gelsin. Kız ağlama yeter. Gideceğiz mecburuz. Sen zaten gidelim demiyor muydun? Beraber gideceğiz işte. Ben bankaya gidip para çekeceğim. Sonra çarşıdan bir iki işimi halledip geleceğim. Sen ben gelene kadar hazır ol. Bak kapıyı üstüne kilitleyeceğim ona göre. Ablacığım merhaba, ben Kadir Bozbey. Bildim bildim, buyurun. Ceylan'a bakmıştım da. Taşınıyor musunuz? İşten ayrıldı. Otele gelip hesabını kapatması lazım. Ceylan mı? Ceylan da kim? Nasıl ya? Ceylan burada oturmuyor mu? Annesi terzihane. 40 yıldır burada oturuyoruz. Ceylan diye biri yok. Sokakta da yok benim bildiğim. Sen karıştırdın herhalde. Aynen aynen. Ben karıştırdım galiba ablacığım. Oldu. Hayırlı günler. Hadi buyur. Kimsin kızım sen ya? Kim? Oğlum. Bir bakar mısın? Söyle ana. Oğlum, bu akşam pehlivanlara gidip el öpmek lazım. Bak nikahı da erteliyorsun, olay çıkacak. Yaptık bir şey, usulüyle yapalım. Ana, bu mayın işinin arkasında Halil olabilir. Olamaz oğlum. Halil usul adap bilir. Barış yaptık, düğün kurduk. Böyle bir şey olursa kimse arkasında durmaz. Ama sen böyle gidersen olmaz. Biz vazifelerimizi yapalım, gönlümüz ak olsun. Gel ana sözü dinle. Bu akşam el öpmeye gidelim. Fidan sussun. İkide bir haber yollayıp duruyor Dicle ile. Tamam ana, tamam. Bırak da gideyim. Gel otur biraz konuşalım kızım. Hadi gel. Leyla, söylemeyeyim diyorum ama seni böyle iki göz iki çeşme ağlatan o boyu devrilesice için bana tavır alman, surat yapman anlamsız kızım. Anne ben sana Ömer için surat yapmıyorum.
Ama kızgınım ve kırgınım. Ya sen Ömer'e nasıl gider dersin Leyla başkasıyla diye anne? E sen istemiyorum dedin kızım. Peşinden düşsün diye söyledim. Anne peşimden düşmesi başka. Birisiyle birlikte olup ona yalan söylediğim düşünmesi başka. Aman ister öyle düşünsün, ister öyle düşünsün kızım. Sen kendini kurtar. Ondan sana hayır yok yavrum. Git toparla kendini. Akşam yemeğe gideceğiz, bizi bekliyorlar. Anne sana inanamıyorum. İnatla götüreceksin beni oraya yani, öyle mi? Kızım gitmeyelim de ne yapalım? Böyle sabahlara kadar ağlayacak mısın? Gidelim, hem senin için de bir hava değişikliği olur Leyla. Hasan, yalvarırım Hasan. Bana istediğini yap ama kızıma dokunma. Yalvarırım. Seni kızının hatırı için alacağım. Hı? Yapma Hasan, yapma. Kızımı da Yakup'a yalvarırım. Yeter Gülbahar. Ara kızı, çabuk gelsin. İkinizi ana kız Adana'ya götüreyim. Hı? Mutlu, mesut yaşayın. Hadi. Ölürüm. Gene de kızımı sana vermem. Deli konuşma Gülbahar. Sık tıkma kafana. Ben o kızı zaten alırım. Ama istiyorum ki anasının rızasıyla olsun, kavga gürültü olmasın. Ara hadi. Bunun adresini öğrenin. Hava kararınca da kızı getirin bana. Hayır, hayır. Ceyla! Kızıma dokunmayın, yapma. Aman yapma, her şey çok güzel görünüyor. Çok zahmet etmişsiniz Fidan Hanım, ellerinize sağlık. Yok olmaz bir şey, afiyet olsun. Konağınıza bayıldım. Mimarisi harika, çok otantik. Ama biraz fazla büyük değil mi? Yani zor olmuyor mu temizliği falan? Yok, epey çalışanımız vardır şükür. Yetiştiriyorlar her bir işi. Ben size yemekten sonra gezdiririm konağı, Muallime Hanım.
bulamadık daha ama bizim çocuklar iz peşindeler. Bana sorarsan sabaha kalmaz. Kadir ağam. Kadir ağam. Kadir ağam. Aklın kulağın bende değildir. Celil, Celil. Aklım da kulağım da sende de. Neyse. Tekrar ellerinize sağlık Fidan Hanım. Nefis de her şey. Afiyet olsun. Birkaç tanesinin tarifini alırım izninizle. Veririz. Teşekkür ederiz her şey için. Ellerinize sağlık Fidan Hanım. Afiyet olsun. Haydi konağa gezdireyim ben sizi çaylar gelene kadar. Haber de vermedik çıkarken. Ne olacak ki ana? Yabancı yere mi geldik? Buyurun buradan başlayalım. Buyurun. Siz de buyurun. Maazallah. Vallahi bu oğlan bu kızı benim tepeme bindirir. Bak bak bak. Şu hallere bak hele. Anneciğim. Kızım hoş geldiniz. Bu doktor kızı anasını da getir daha görüyorsun rezilliği. Sus ses etme. Hoş geldin Kureyş'e. Buyur. Thank you.
Hoş geldiniz doktor hanım. Nihayet kocamla tanışacaksınız. Eşim Ömer. Ömer, Ömer, Ömer. Doktor hanımımız Leyla.